Yol gösteren KOBİ Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Paranın rotasıyla bir kez daha karşınızdayız. Hocamız Yaşar Erdinç her zaman olduğu gibi yanımızda. Bugün bir de konuğumuz var. Ekonomiyi onunla da beraber tartışacağız, değerlendireceğiz. Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı yanınızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam siz de tekrar hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk Evren. Nereden başlayalım? Hemen. Valla Twitter'dan başlayabiliriz. Tamam, peki. Dünden itibaren zaten Twitter'dan sağ olsun Figen de programa katılmayı kabul etti. Bugün duyurmuştuk. İzleyiciler de tweet gönderdiler. Merakla bekliyoruz. Bayağı keyifli olacak dediler. Ben de çok keyifli bir program olacağını düşünüyorum. Evet, istersen Evren bence konuğumuzdan başlayalım. Evet, başlayalım ve önce hemen borsayı soralım. Hı-hı. Borsanın son durumu ve son zamanlarda sıklıkla bahsedilen faiz lobisi, SPK'nın başlattığı araştırma, bunların hepsi nasıl derleyeceksiniz bize bu dönem için? Öncelikle ben çok teşekkür ederim. Hocamla uzun zamandır yayın yapmıyorduk. Çok evet. Ben de keyifli bir yayın olacağını düşünerek aslında koşa koşa buraya geldim. Ya biz aslında son bir aydır çok yoğun bir gündem yaşıyoruz. Yani bizim için haber akışı gerek iç gerek dış her ikisi de çok önemli ve bir aydır neredeyse böyle her düşen haberde piyasaya yansıması olan bir haber değeri olduğunu görüyoruz. Ben şöyle söyleyeyim, yani bundan yaklaşık bir ay önce 22 Mayıs'ta FED Başkanı Bernanke bir açıklama yaptı. Yani tahvil azaltımına gideceğini söyledi. Bunun akabinde biz Borsa İstanbul'da başlayan bir satış gördük. Yani 93.000'den aslında 83.000'e kadar olan hareket bence çok rahatlıkla FED'in yaptığı, Bernanke'nin yaptığı bu açıklamadan ibaretti. Sonrasında biz tüm borsalarda da bir düzeltme oldu, bir dalgalanma oldu tüm piyasalarda. Sonrasında bizim tabii ki içeride Gezi Parkı demokratik eylemler başladı. Ya şimdi orada şunu belirtmek istiyorum. Şimdi biz iki tane derecelendirme kuruluşundan yatırım yapılabilir ülke statüsüne yükseldik. Moody's'in yatırım yapılabilir statüden önceki bir önceki yani en son raporunda Türkiye risk sıralamasında şunları ifade ediyordu. Olumlu gördüğü, işte içeride işleyen çözüm süreci eğer pozitif sonuçlanırsa bu Türkiye açısından pozitif. İşte Türkiye çok iyi genç nüfusa sahip gelişmekte olan bir ülke. Pozitif beklentilerini sıralamıştı. Riskler kısmında ise bir kere Türkiye'nin jeopolitik riski var. Yani Suriye işte komşularından ötürü içinde bulunduğu bir jeopolitik riski var. Türkiye'nin siyasi riski var, kitlelerin kutuplaşma riski var şeklinde net bir ifadesi var Moody's'in. Ama not arttırımından önceki. Evet, bir önceki raporu. Evet. Raporunda riskleri sonrasında cari açığı var işte Türkiye'nin. FED'de hani rüzgar tersine dönerse finansmanda sorun yaşayabilir vesaire şeklinde risk maddelerini sıraladı. İçeride Gezi Parkı demokratik bir eylem şeklinde önce içeride biz hani bunu takip ediyorduk. Şimdi olayın olduğu ilk cumartesi günü biz şöyle bir sıkıntı yaşadık ve ilk uyarı biz derecelendirme kuruluşlarından bu sebeple aldık. Şimdi cumartesi akşamı ya da cuma günü işte başladı. Biz o akşam işte hiçbir medya kanalında aslında bu olayla ilgili bir haber göremedi insanlar ya da çok az gördü. Bunun aslında bence buna bağlı olarak içeride biz bir sosyal patlama yaşadık ve insanlar sokağa inip orada ne olduğunu öğrenme gereği hissetti. Pazartesi günü biz ilk uyarıyı S&P'den yedik. S&P dedi ki sizin kitlelerin sesini duyurma şeyiniz yatırım yapılabilir seviyenin altında kaldı. Evet, yani ilk açıklama öyleydi. İlk açıklama S&P'den geldi. Yani biz geçtiğimiz yıl müthiş bir efor sarf ettik. Ekonomiyi yavaşlattık, ettik vesaire. Özür dilerim Fitch'ten gelmişti. S&P'den değil. Fitch dedi ki sizin dedi kitlelerin sesini duyurma kriteriniz şeyin altında kaldı. Yatırım yapılabilir statünün altında kaldı. Yani biz bütün ekonomiyi toparladık, düzelttik, ettik. Sadece bir kriterden dolayı böyle bir uyarı yedik. Şimdi olayın devamında şimdi buraya Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcılar, mesela Moody's kanalıyla gelenler Türkiye'nin jeopolitik riski olduğunu biliyor. Türkiye'de kitlelerin kutuplaşıp böyle bir risk olduğunu da biliyor. Cari açık riski olduğunu da biliyor. Her şeyi biliyor. Bilmediği ne var? İçeride bir de faiz lobisi varmış.
Ya biz bu söylemle aslında çok zor durumda kaldık. Çünkü bize dönen yabancı yatırımcılar şimdi şeyi biliyorlar. Türkiye'de demokratik eylem olabilir. Türkiye'de insanlar belki siyasi bir tansiyon yükselebilir. Bunların hepsini biliyor ama o raporda olmayan faiz lobisi riski. Şimdi bunun ne olduğunu bilmiyorlar ve bize bu yönde çok fazla soru geldi. Faiz lobisi kimdir? Nedir? Vesaire. Ya öncelikle şunu açıklamak lazım. Şimdi hükümet tarafından ve bu siyasi söylemlerde faiz lobisi olarak kastedilen geçmiş yıllarda Türkiye çok büyük yüksek faiz oranlarından çok çekti. Ve buradan da yararlanmaya çalışan bir takım çıkar lobileri oldu. İşte mutlaka 10-15 yıl olmuş, önce. Tabii. Şu an geldiğimiz noktada belki bu kaostan fayda sağlayabilecek gene bir çıkar lobileri olabilir. Aslında bunu halka söylerken geçmişe hani atfedilerek yani geçmişteki gibi hani bir çıkar grubu varı anlatmak için aslında kullanılan bir tabir bu faiz lobisi tabiri. Şimdi bunu halka söylediğinizde halk şunu anlıyor. Evet geçmişte de böyle insanlar yani böyle bir lobi vardı. Demek ki şimdi de böyle bir lobi var. Ama biz bunu yatırımcıya söylediğimiz anda yatırımcı şöyle algılıyor. Türkiye'de 2-3 şey var, oyuncu var ve piyasanın tamamını manipüle edebiliyor. Gibi demek ki algılıyor. Böyle bir hareketle de birdenbire ortaya çıkabiliyor evet. O oyunculardan aynen bir tanesi. Aynen öyle. Şimdi ve onların tanımlayamadığı bir risk, raporlarda da olmayan bir risk. Şimdi biz bunu anlatırken yabancılara şöyle anlattık. Dedi ki bakın Türkiye 10 yıl önceki Türkiye değil. Büyüme rakamlarımız, her şeyimiz belli. Artı sermaye özellikle piyasalarında... Özellikle de Figen orada o yabancılar şey dediğin gibi hani daha önce Türkiye'yi çok iyi bilenler var. 1980'lerden evet. Yatırım yapanlar var. Onlar değil ama sonra bir hedge fonları, Avrupa Birliği'ne giriş süreciyle başlayan bir hedge fon girişi vardı. Onlar çok iyi tanımıyordu Türkiye'yi. Benzer sorularla ben de karşılaştım. Sen lütfen devam et. Evet. Yani hani aslında hocam orada tamamen size katılıyorum. Şu an takasta olan %60'lık yabancı Türkiye'yi çok iyi tanıyan 2008'den öncesinden yani daha doğrusu 2005 yılından beri bakın grafiğe bu adamlar 2005 yılından beri Türkiye'de takas tutuyor. Yani bu adamlar bu yabancı yatırımcı %60'lık kısım Türkiye'yi hakikaten çok iyi tanıyor ve risklerine gayet hakimler. Evet. Şimdi burada şimdi yabancı bize soruyor ya ama böyle bir şey varmış tamam hani biz hepsini biliyoruz ama bir de borsada manipüle eden böyle bir şey kim bunlar, varmış. Hangi başlık? Hangi kalem bu diye herhalde. Aynen öyle. Biz de orada şeyin savunmasına girdik. Dedik hayır bizim denetleme mekanizmamız çok iyi. Sermaye piyasası kurulu var. Bu konuda denetlememiz çok iyi. Bankacılık sektörü tarafında BDDK'mız var. Ve biz 10 yıl önceki sermaye piyasaları değiliz. Borsa İstanbul'un %60'ı yabancıda, %40'ı yerlide. Dolayısıyla Borsa İstanbul'un tek elden manipülasyonu zaten mümkün değil. Şey mümkün olarak olamaz. Mümkün değil. Hani 60'lık 40'lık kesim olarak. Benim şurada tek dikkat çekmek istediğim nokta. Şimdi biz bunları yabancı yatırımcılara söyledik. Şimdi sermaye piyasası kurulu da bir... O sırada o işlemler sırasında yabancılardan işlem bir anda kesildi değil mi? Yani, kesildi. Yani evet. Tık diye durdular kaldılar. Evet. Ya önce anlayamadılar. Daha doğrusu evet. Önce yani aslında yabancı yatırımcı içeriden daha soğukkanlı davrandığını çok net söyleyebilirim. Önce zaten bunun tamamen bir çevresel eylem olduğunu düşündüler. Demokratik eylem her ülkede oluyor şeklinde karşıladılar. Ama sonrasında dediğim gibi orada medya tarafında olan aksaklıktan bu sefer ne oldu? Şimdi yatırımcı şeffaflık istiyor. Senin ülkende demokratik bir eylem de olabilir. Ben bunu göreyim diyor. Evet. Sıkıntı yok. Ben bunu evet. biliyorum zaten diyor. Evet. Orada o şeyler yayınlanmayınca bu sefer ne oldu? Tuttu CNN geldi Türkiye'ye. BBC geldi. Kendi kameralarını yerleştirdiler. Bu sefer orada bir karmaşa yaşandı. Boyut değiştirdi. Boyut değiştirdi. Boyut değiştirince bu sefer yabancı yatırımcılardan bize gelen sorular da değişti. Sorular da bu sefer şeye döndü. Bunlar kim? Manipülasyon oluyor mu? Kontrol mekanizmanız nasıl? Vesaire. Biz bu sefer onları sakinleştirmek durumunda kaldık. Ama yeni giriş olacaktı. Mesela iki tane yatırım yapılabilir seviye aldık. İşte emeklilik fonu bekliyorduk. Bilmem ne bekliyorduk. Hani daha orta uzun vadeli yatırımcılar. Bu sefer ne oldu? Onlar beklemeye çekildiler bir anda. Çünkü tüm dünya basında artık Türkiye yer alıyor. Evet. Var olanlar kesinlikle hala bence soğukkanlı. Fed'e bakıyorlar daha çok. Fed ancak onları hareket ettirebilir. Çünkü bu %60'lık yabancı kesim Türkiye'nin tüm risklerine hakim. Olan olayları inanılmaz soğukkanlı karşılıyor. Yani demokratik bir eylem olduğunu düşünüyor. Ve zaten riskleri biliyor. Bilerek de gelmiş. O yüzden bence birazcık ya yabancı kesinlikle bizden daha soğukkanlı davrandı bu son olaylarda. Yani her açıdan ben öyle düşünüyorum.
Peki şeyde şu an biliyorsun Sermaye Piyasası Kurulu bir inceleme başlattı ve daha doğrusu incelemeden bilgi istemeye başladı tüm kurumlardan. Sizden de ne tür bilgiler isteniyor şu an ve bu bilgiler hazırlanması vesaire. Şu an birçok aracı kurumdaki arkadaşlarla konuştuğum zaman hummalı bir şekilde bayağı ciddi yoğun tarama yapıyorlar. Hocam şöyle söyleyeyim, aslında Sermaye Piyasası Kurulu ilk defa bu kadar geniş çaplı bir denetlemesi var şu an piyasalar üzerinde. İstenilen işte aracı kurum çalışanlarının kimlik bilgileri, organizasyon şemaları, tüm kayıt ve chat bilgileri, yani yabancıya verilen tüm raporlar, tüm yazışmalar ve işte Bloomberg ekranında, hani chat ortamında yapılan tüm konuşmalar ve işte 2-3 gündür dediğiniz gibi bizim aracı kurum, tüm yabancı ile çalışan tüm aracı kurumlarda, içlerinde bize dahil olmak üzere, biz CD'ler şeklinde işte hazırladık. Ya orada Sermaye Piyasası'nın kurulunun çalışması, hani denetlemesinde hiçbir sıkıntı yok. Biz zaten bunu yabancılara savunduk, dedik ki hayır, biz zaten denetlenen bir piyasayız. Burada sıkıntı şu ki, şimdi mesela istenen maddeler var. Deniyor ki bütün çalışanların kimlik bilgileri. Ya zaten biz tüm çalışanların kimlik bilgileri Aracı Kuruluşlar Birliği'nde hani sicil kaydımız var bizim. Hani bu ulaşılamayacak bir bilgi değil. Hepimiz oraya tüm belgelerimizle birlikte zaten kayıtlıyız. Ve ulaşılabilir bir bilgi. Şey olmuş olabilir mi Figen? Yani güncel hani güncelleştirmek adına olmuş olabilir mi? Ne bileyim, son bir ayda oradan oraya geçtiği için oradaki bilgiler, gerçi orası da sürekli güncelleniyor bilebildiğim kadarıyla. Çünkü ayrıldığı anında aracı kurum Aracı Kurumlar Birliği'ne zaten bildiriyor. Ya aslında şey hocam, mesela şimdi SPK Başkanı'nı ben dinledim. 2 gün önce bir konuşma yaptı. Şimdi orada diyor ki %2'lik bir şüpheli işlem var. Şimdi normalde daha önceki uygulamalarda sermaye piyasası direkt şüpheli işlem üzerinde yoğunlaşırdı. %2'lik işlemi nerede görmüş? Çünkü onların platformları bizden çok çok daha profesyonel. Ve onlar kimin orada ne yaptığını zaten çok rahatlıkla görebiliyorlar. Hani nokta atışı bir müdahale olabilirdi. Yani bu %2'lik işlem kimse onlara nokta atışı bir müdahale olabilirdi. İstenen sermaye piyasasının istediği çok geniş çaplı bir dokümantasyon aslında bizden istiyor. Ya bunlarda aslında hiç mahsur yok. Sadece sıkıntı şu ki geniş çaplı olması hani hedef o %2'lik işlemi değil, diğerlerini rahatsız edebilir mi? Bir de şöyle bir şey var çalışan tarafında. Şimdi sermaye piyasasının mevzuatında çok gri noktalar var. Yani orada şeye açık, yoruma açık gri noktalar. Mesela bir kanun var, bunu her şekilde yorumlayabilirsiniz. Ya da şöyle diyeyim mesela, o da şeyden dolayı bence ama Figen, sonuçta yasa biliyorsun daha genel yazıldı. Ama yönetmelikler, evet, yönetmeliklerle ayrıntılar belirleniyor. O zaman netleştirilmeli mi demek? Yok, zaten yönetmelikler o noktaları netleştiriyor şey anlamında. Hani ama hala bütün yasanın her maddesinin yönetmeliği de çıkmadı. Evet. Tek benim orada söyleyeceğim hocam. Şimdi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası iken İMKB'de 3 tane değişim yapıldı. Bunu en çok konuşan, itiraz edenlerden bir tanesi de benim. Bir tanesi emir değişikliği, ikincisi aracı kurum kodlarının kapanması, üçüncüsü de kademeyi küçültmeyin. Bu üçüne piyasada, o zaman Aracı Kuruluşlar Birliği'nde oldu toplantı, piyasanın %90'ı itiraz etti. Dedi ki çünkü siz bunu yaptığınız anda bizim şeyimizi zayıflatıyorsunuz. Yani Borsa İstanbul'da satış geldiği anda bu satışın boyutu %10'lara ulaşabilir. Neden? Çünkü emirler iptal olduğu anda 4 milyon lot atıyorum X bankayı satacak olan kişi satmaya kalktığı anda o hissede en az %5-6 düşüş yaratması gerekir alıcı bulana kadar. Dolayısıyla dedi ki bizim piyasa buna hazır değil. Böyle bir satışla karşılaştığımızda... Yani siz emir iptaline karşı çıktınız. Emir iptali, aracı kurum kodlarının kapatılması ve kademe analizi. Kademe analizinde de, hani kademelerin küçülmesinde de, daha önce hatırlarsanız gömlekçiler vardı. Aracı kurum kodlarının kapatılması derken şeyi mi kastediyorsun? Alan satanın görülmemesi. Alan satanın görülmemesi, anladım. Evet. Şimdi bunları aracı kurumların şeyi itiraz etti. Hepimiz itiraz ettik. Çünkü dedik bu Borsa İstanbul'a böyle bir satış geldiğinde bu bizi zayıflatır. Çok sert düşüşler yaratır. Bakın mesela İMKB'de ya da Borsa İstanbul'un son dönemde 2-3 tane sert düşüş olmuştur. Bu boyutta. Bunların hepsi bu değişimden sonra olmuştur. Şimdi biz kaleyi zayıflattık diyeyim. Hani Borsa İstanbul şu an zayıf. Yani şey olarak zayıf. Bir satış geldiği anda emirler iptal olduğu için aşağı düşüş çok kolay. Yani aşağıda alış emirlerinin tamamını bir anda geri çektiğinizde o %10 kademe boşalıyor. Boşalır. Yani mesela orada
İlla sizin böyle korkunç bir satış yapmanıza gerek yok. Çok ufak bir satışta da Borsa İstanbul'da alttaki emri iptal olduğu anda borsada %10'luk düşüş bundan sonra da görmemiz çok olasıdır. Çünkü bu hani sistem değişikliğinden kaynaklanan bir şey. Şimdi peki sermaye o tamamlanamaz mı? Bu böyle olacak mı Borsa İstanbul'da? Yok böyle zaten diye. Kural olarak. Şu an bir tane adım, bir adım da geri attılar. Sadece biz aracı kurum alan satanı gün sonunda artık görebiliyoruz. Ya diyeceğim o ki aracı kurumlar bu şeffaflaş, mesela biz şeffaf bir piyasa istiyoruz. Buna itiraz ediniz. Şimdi sermaye piyasası bizi inceliyor. Zaten biz dedik ki biz aracı kurum kodlarının kapanmasını hiç istemedik. Şeffaf olsun dedik. Herkes görsün. Kim alıyor, kim satıyor. Ama bu bilgiler zaten şey tarafından hepsi görülüyor. Hem Borsa İstanbul görüyor bütün evet. aracı kurum işlemlerini. Hı-hı. Hem SPK görüyor zaten. Hı-hı. Hatta öyle bir şey oldu ki artık manipülatif hareketler başladığı anda tak diye seans durduruluyor. Yani o hissedilirse. Bu anlamda hani bir miktar yatırımcı koruma adına yapılmış bir şey. Ama o senin dediğin hani aracı kurum kodlarının alıcı satıcının görünmemesi şey yaptı yalnız. Likiditeyi azalttı. Yani o daha önce sırf ona bakarak işlem yapanlar da vardı. O bir miktar likiditeyi azalttı ama orada yabancılar da şey istemiyor. Benim elimi görmesin diyor. Yani şöyle de bir şey oluyordu yalnız. Ben yanlış mı düşünüyorum? Yani mesela atıyorum A yabancı kurumu satmaya başladığında bu sefer A onlar satıyor deyip herkes satışa geçebiliyordu. Yani yabancılar satıyor hemen herkes görüp herkes satışa geçebiliyordu. Dolayısıyla o da şimdi elini göstermek istemiyordu. Sonra bu yabancılar zannedersem bundan rahatsızdı. Onlarla görüşmüş müydünüz? Onlar ne istiyordu bu konuda? Dışarıda da böyle mi durum yani? Ya şöyle söyleyeyim hocam. O mesela aracı kuruluşlar birliği toplantısında bütün kurumlar vardı. Hı hı. Herkes buna itiraz etti. Ben o toplantıda bizzat hı hı. bulundum. Yani %90'ı o değişikliklerin hepsine itiraz etti. Kimisi görünmesine, derinliklerin kapatılmasına. Çünkü dedi şeffaflık olmuyor. Hatta çok net şöyle bir itirazı hatırlıyorum. Yabancı müşterim dedi tahtadan bakıyor benim alıp almadığıma. Ben bunu gösteremezsem benim için sıkıntı olur diyen hani ICM şeyleri vardı. Doğru, evet, evet. Ben dedi çünkü aldığımı dedi oradan benim kurum kodumu görünce dedi aldığıma inanıyor ya da görüyor. Bunu kapatmayın diye biz şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani aracı kurumlar piyasanın şeffaf olması taraftarıydı. Hani evet. bu zaten kapatılması taraftarı olan doğal. Bir kısımda evet. değildi. Evet. Piyasayı zayıflatan bu atılan adımlardı. Şimdi %10'luk düşüşten sonra bizim şimşeklerin bizim üzerimize çekilip hani kurum çalışanlarının ya kurum çalışanları acaba ne dedi? Ya zaten hani Borsa İstanbul zayıflayan bir sistem altyapısı oldu. Şimdi burada siz yabancı yatırımcıya ne söylerseniz söyleyin. Emir iptali olduğunda bu borsa düşer yani. Hani doğru. Çünkü sistem olarak şeye müsait, düşüşe müsait bir zayıf bir piyasa oldu aslında. Yani sistem açısından bence zayıf. Yine mesela şimdi bu şeyi atlattık %10. Sen teknik anlamda zayıflıktan değil de normal şeyi yani çekici bir yer olma açısından. Şeyini kaybetti. Mesela en çok övündüğümüz neydi hocam? Bizim piyasa likit diyorduk. Yabancı istediğinde gelir bize malı satar diyorduk. İşte çünkü diyorduk işte gönüllü piyasa yapıcıları var piyasada. İşte atıyorum X bankada 1 milyon adam satmak istediğinde 3 milyonu iki kademede satıp çıkabilir. Bu övündüğümüz şeyleri biz aslında son 1,5 yıldır kaybettik. Bu yeni bir şey değil. Mesela borsa bundan 1,5-2 yıl önce arka arkaya 4 gün 20 bin puana yakın böyle bir düşüş sergiledi. Yani bu olaya özel değil bu düşüş. Bu İMKB'nin o değişiklikleri olduktan sonra biz bu tarz belki 3 tane düşüş gördük. O yüzden hani bunun üzerine yoğunlaşıp şeye karşıyım ben. Hani bunun üzerine bu olaydandır demek yanlış. Biz 3-4 tane düşüş gördük. Bu da sistem değişikliğinden sonra oldu. Zaten. Demek ki burada bir hata var. Yani bu düşüşlere bakın. 3-4 tane büyük düşüş var. Ne zaman olmuş? Bu değişikliklerden sonra olmuş. Demek ki burada bir hata var. Hani biraz dönüp ona bakmak lazım. Hani ben incelemeye karşı değilim ama buradaki hatayı görmek adına bir o şeyin başına gitmek lazım. Hani nerede başlamış bu sert dalgalanma? Bir virgül koyalım mı? Hı-hı. Bir kısa reklam arası verelim. Sonra yeniden birlikte olacağız. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Paranın rotasında yeniden birlikteyiz. Hocamız Yaşar Erdinç her zaman olduğu gibi bizimle ve Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı da bugünkü konuğumuzdu. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Yani İMKB'den konuya çok uzak bir insanım ama BİST'e geçiş bazı altyapı boşlukları mı bıraktı? Türkiye için geçerli mi bu
yoksa dünyadaki diğer ülkeler için de geçerli mi? Onlar da bu şekilde mi? Aslında geçiş hocam yaptılar. Arada çok güzel bir şey. Aslında evet. İlk sözü ben hocama vereyim. Şimdi daha doğrusu İMKB iken geldi bu kurallar. Hı. Yani Borsa İstanbul olduktan sonra da devam ediyor. Yaklaşık bir sene önce falan geldi değil mi? Bir buçuk yılı geçti. Ondan sonra geldi. Fakat demin ben Figen'i dinlerken şöyle düşünüyordum. Aslında ben de bu konuda şöyle düşünüyorum. Normal şartlar altında ben bir fon yöneticisi olsam ve fon yöneticisi olarak benim ne alıp sattığımı aslında çok kişinin görmesini istemem. Çünkü benim başarım o kağıdı seçmeye bağlı. O yüzden çok da aslında orada şey istemeyebilirim. Gelişmiş ülkelere baktığımızda bu emir iptali var. Sonra orada da kim alıyor kim satıyor'yu birçok ülkede göremiyorsunuz. Biz de ne yaptık? Hani gelişmiş ülkelerde de zaten böyle aldık. Fakat demin Figen çok müthiş bir şey söyledi. Dedi ki biz gelişmekte olan bir piyasayız. Yani bugün hani dünyanın finans merkezi olma adayı oluyoruz ama acaba çok hızlı mı gidiyoruz? Gelişmekte olan bir piyasa. Gelişmiş piyasaların kurallarını aldığında acaba doğru bir şey mi? Yani sonuç olarak bu insanda da böyledir. Yani siz 18 yaşında veya 20 yaşında üniversiteyi yeni bitirmiş birisini hemen bir yere genel müdürü olarak atayabilir misiniz? Tabii. Hiç tecrübesi yokken. Hani gelişmekte olan bir piyasada en önemli kriter, yani yabancıları buraya getirecek en önemli kriter likiditedir. Ve likidite azaldığı zaman, demin sen yayın arasında şey dedin, yani bir bankada 2-3 milyon lot satmak istesen satamıyorsun. Yabancı şimdi bunu gördüğü zaman tahtanın altı boş, bir anda boşalabiliyor. Eskiden belki şu olabilir Figen. Daha önce şöyleydi. Hani emir iptali olmadığı için adam alış girmiş. Ben bu kadar alacağım demiş. Onu çekemiyordu geri. Ama şimdi artık baktı ki satış geliyor. Tak diye onu çekiyor. Böylece tahtanın altı boşalınca siz tam satışı göndereceğiniz sırada emir çekilmiş. Dört kademe birden aşağı düşüyor. Beş kademe birden düşüşler hızlanıyor. Bu psikolojik olarak insanları çok fazla etkiliyor. Yani o anda 4-5 kademe birden düşüşü görünce çok büyük olay oluyor deyip tetikliyor herkesi. Herkese satış yapmaya tetikliyor. Bu çok doğru bir tespit bence. Bu anlamda şu olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Emir iptallerindeki o ücret alınıyor ya, belli bir komisyon alınıyor emir iptalinde. O oldukça yükseltilebilir. Yani emri çekmenin maliyeti arttırılabilir. Dolayısıyla öyle bir maliyet olabilir ki bu emri çekmenin maliyeti. Aslında normal satış yemek daha anlamlı olabilir. Yani geleni almak daha anlamlı olabilir. Ben şeyi zannetmiyorum. Yani o kuralların pek kaldırılacağını zannetmiyorum. Ama en azından bu tip durumlara karşı oradaki maliyetler arttırılarak şey yapılabilir. İkincisi de iki yazımda yazdım ben bunu. Gömlekçiler dediğimiz. Geçen bir çok özel bir eğitim kuruluşunun tüm finansçılara yaptığı bir yerde konuşmacı olarak gittim de şu soruyu sordum salona. İşlem miktarının, toplam işlem hacminin bir yılda yüzde kaçını acaba bireysel yatırımcılar yapıyor? Bak, yerli kurumsal değil, yabancılar değil. İşlem hacminin yüzde kaçını bireysel yatırımcılar yapıyor? Herkes girsin, Aracı Kurumlar Birliği'nin web sitesine baksın ve istatistiklere baksın. Yüzde 2012'de 68'ini yapıyormuş. 2011'de daha yükseğini bireyler yapıyor. %69'du. Şimdi %66'ya düşmüş. Bu bireysel yatırımcıların dediğimiz ve işlem hacmini çok yaratanlar, bir iki kademeye alsat yapan ve muazzam likitte yaratan gömlekçi diye tabir edilen şeyler. Ben de nesli tükenmekte olan kel aynak kuşları gibi gömlekçilerde korunmalı dedim ki, çünkü likidite sağlıyorlar inanılmaz bir şekilde piyasaya. Ve bu likidite işine çok kesinlikle sana o noktada katılıyorum. İkincisi, sermaye piyasası kurulunun şu araştırması, çok geniş çaplı araştırma. Nasıl ki insanlar piyasada panik olur, hani bir anda hiç satmayı düşünmeyeceği yerde bile satışa geçmeye kalkabilir. Bu olaylar sonrasında da aslında sermaye piyasası kurulunun, hani diyorsun ya çalışanların zaten kimliği var orada. Orada ben de onların o konuda panik olduklarını düşünüyorum. Yani orada da bir paniği getirebilir mi peki? Yani şöyle, ya şunu da isteyelim, ne varsa isteyelim şeklinde. Dediğin gibi aslında ben geçen
evvelsi günkü programda dedim ya, normal şartlarda bir şey olmuş olsa direkt oraya odaklanıyor. Yani evet, manipülasyonu evet. çıkartmak çok kolay. Bu şartlar altında gerçekten pek bir sonuç alınmaz ama Vahdettin Ertaş'ı, yani kişi olarak da tanıyan birisi olarak SPK Başkanı'nı, şunu çok net biliyorum. Vahdettin Bey bu piyasalara zarar vermek isteyen en son kişi. Ve asla ve kata şeyini, hani bu piyasalara bu tür soruşturmanın da nasıl zarar verebilir veya vermez mi, onu çok iyi değerlendirebilecek bir kişi. Çünkü direkt uzmanlıktan başlayarak SPK'da en tepeye gelmiş bir insan. Şeye yalnız katıldım, Vahdettin Bey'in konuşmasına. Tamam, bir şey varsa ortaya çıksın ve herkes de görsün. O zaman daha güvenli olur. En azından burada da denetim oluyor. Bak mesela SEC, Amerika Security Exchange Commission, Amerika SPK'sı, Reuters ile ISM arasında bir ilişki haberin verilmesi anında bir inceleme başlatmış. Ve ne olacağı belli değil vesaire. Bu anlamda ben bunu bir şey olarak görüyorum. Bir milat diyelim. Bu olaylar sonrasında bir inceleme oldu. Bunun sürekli tekrar etmesi durumunda yalnız çok olumsuz etkiler. Yani bunu sürekli tekrar etmemesi lazım. Buradan bir sonuç çıkması lazım. Yani bunun sonucunda en azından Sermaye Piyasası Kurulu'nun biz bu kadar araştırma sonucunda bir rapor olarak şuna ulaştık demesi lazım ki ve bunun deklare edilmesi lazım piyasaya. Bu deklare edildiğinde bulguya rastlanmadı veya şurada olan olaylar manipülatif özellik gösterdi fakat piyasa şartları gereği normal olduğuna karar verdik gibi, bu piyasaya en büyük güveni verecek bence odur. Bir de insanların kafasında dezenformasyon nedeniyle, yani o gazetede bir bakıyorsun, yok şu adamlar şunu yaptı, bunu yaptı, şu kadar para kazandı. Öyle bir şey yok. Yani teknik olarak işi bilen birisi olarak baktığımızda ve gerçekten de burada hani komplo teorileri havada uçuşuyor şu an. Evet. İşte o faiz lobisi olsun, yok o manipülasyon, şunu yapan bunu yapan. Ben yabancılarla konuştuğum zaman dediğin gibi çok sakinler. İlk başta zaten bunlar çok önemli değil, her yerde oluyor dediler. Sonra iş geliştikçe, ya acaba bunun bir siyasi risk yaratabilir mi? Yani siyasi dengeleri değiştirebilir mi? Dediler. Dolayısıyla ben sonra temkinli oldular. Bu aşamadan sonra da artık seçim dönemine kadar ki yerel seçimler. Sonra arkasından genel seçimler var. Bu aşamada gerçekten hani 93 bine getiren duygu, Türkiye parlayan yıldız yerine şu an biraz daha temkin olacaklarını düşünüyorum. Evet. Yabancıların. Ve şu geçiş döneminde bizim fazla yeni badire atlatmamamız lazım. Ve bu piyasalardaki bu hareket ve volatilite reel sektöre de çok zarar verdi. Peki hocam, bu dönemde SPK'nın bu araştırmayı başlatma zamanlaması doğru bir zamanlama mı? Yani erken midir örneğin, daha bir şeyler oturmadan ya da geç bile kalındı denilecek bir nokta mı? Yok, bence zamanlama açısından şöyle, yani ilk baktığınız anda ya da yapması mesela, şart mıydı da ekleyelim. Şöyle soruya. Söyleyeyim. SPK'nın soruşturmaya başladı ve bilgi istediği haberi düştüğü anda piyasa hızla geriledi o akşam. Yani biz evet. Sert satış geldi. Piyasa ilk anda böyle aldı. Sonra işin içeriğine baktığında o zaman bunun araştırmanın bir genel gözlem ve bilgi toplama olduğunu anlayınca çok umursamadı. Eğer öyle çok umursayacak olsaydı da biz yani 70 binden şu an 76 bine gelmezdik. Şu anda da borsa açıldı gerçi Figen. Çok fazla soru var Figen. Yani inanılmaz soru yağıyor şu an. İstersen bence bu konuyu burada kapatıp hemen evren sorulara geçelim. Tamam. Mehmet Uyguç, en son sorudan başlayalım. Gömlekçiler aynı zamanda aracı kurumlara hatırı sayılır bir komisyon da ödüyorlar diye bir uyarı yapmış. Herhalde sizin dediğinize geliyor biraz da. Bence gerçekten gömlekçiler muazzam likidi de sağlıyor ve onların hakikaten onlar ne kadar rahat çalışırsa bu piyasa o kadar yabancı gelir diye düşünüyorum. Çünkü likitte yaratıyorlar. Yabancılar 13 ayda bir portföy değiştiriyor. Türkler biliyorsunuz bir ayda bir değiştiriyor. Sırf likiditeyi yerli sağlıyor. Yabancı para kazanıyor. Aynen. Ahmet Öztürk, hocam her gün SPK başkanı, her gelen SPK başkanı ben küçük yatırımcının haklarını koruyacağım diye geliyor. Paranın döndüğü yerde adalet olur mu diye sormuş. Ne dersiniz? Korunuyor mu küçük yatırımcının hakları? Ya ben şunu söyleyeyim. Gerçekten. Aslında ilk defa şeyi ben orada belirteyim yalnız hocam. Buyur. Sermaye Piyasası Kurulu her zaman bizim yerli tarafı çok incelerdi. Çünkü şeyin hacmin evet. büyük kısmını biz yaptığımız için %70'i. Evet. Hep yerli tarafı incelerdi. İlk defa yabancılara bir genel denetleme bu. Yani bu sefer mesela şeyde bu olayların dış mihraklı olduğu iddiaları doğrultusunda gerçekleşti. Evet, yani hani ilk defa mesela şu an bu inceleme
tamamen yabancılara özel bir inceleme. Hani şeyine baktığınızda yabancı işlemlere özel bir inceleme diye denilebilir. Evet. Hani bu açıdan hani şeyi sordu ya, hani küçük yatırımcıyı koruyor mu? Ya küçük yatırımcının aslında en büyük derdi kapalı tahtalar. Bir, ikincisi tabii ki şimdi yabancıların olduğu İMKB 30 tahtalarına da şeyler gelmiyorlar. Biz aslında şeylere söylüyoruz. Gelmiyor, evet. Evet. Ya onlara da hani diyoruz ki endekse duyarlı kağıtlara daha fazla bakarsanız eğer, ya da en azından mesela işte sanayi şirketlerine temettü verenlere, çimentolarda, hani bunlara biraz bakın. Onlar tamamen oyun dışındaki tahtalara baktıkları için sıkıntı yaşıyorlar. Evet, ama evet, şöyle söyleyeyim, ilk defa SPK yabancı işlemlerini bu kadar detaylı bir incelemeye gitti. Bu açıdan ben de olumlu karşılıyorum. Orada dikkat çekmek istediğim tek şey, hani SPK güveni tazeleyecektir. Tamamen katılıyorum size hocam. Hani bu işin sonucunda çıkarttığı şeyle bir güven ama o ortamı... raporun yayınlanması lazım. Aynen yani öyle. Hiçbir şey bulamadık, evet, veya şu konular tespit edildi, şuraya sevk edildi, şu konular tespit edildi, şuna ceza verildi. Yani bunun sonucu yayınlanırsa bu piyasada gerçekten güvenin oluşmasına bu olay, evet, daha büyük katkıda bulunur. Ayrıca Ahmet Öztürk'ün söylediği, hani her gelen işte SPK başkanı ben küçük yatırımcı haklarını koruyacağım, evet, diyor ama gelen, daha önce gelen SPK başkanlarının önünde çok büyük bir engel vardı. Yasa. Ve gerçekten yatırımcı haklarını korumaya yönelik bir yasa değildi. Ben ısrarla şunu söylüyorum. Bu yasa gerçekten eksiklikleri var ama yatırımcı haklarının korunması aşamasında Sayın Vahdettin Ertaş'ın nasıl bir çaba sarf ettiğini, nasıl insanüstü bir çaba sarf ettiğini görüyorum ben. Gerçekten görüyorum. Konuştuğumuzda da bunu çok net bir şekilde hissettiriyor ve şu an hani izahnamelerde getirilen o kurallar olsun, o halka arzlarda mesela Figen, halka arz edilecek bir şirketin fiyatı hakkında sen yorum yapabiliyor muydun daha önce? Tabii, evet. Yapamıyordun. O büyük bir değişim. Başka bir kurum şimdi halka arz edilecek hisse senedinin fiyat tespitini yapmış. Araştırma birimi olarak başka bir aracı kurumda aynı bir rapor yayınlayarak, evet, der ki bizim değerlememiz de şudur der. Al sana iki tane. Bu daha önce yapılamıyordu. Ve bu çok büyük bir eksiklikti. Ondan sonra yatırımcı kandırıldı oluyordu. Bu anlamda gerçekten şu aşamada SPK'nın üzerine gitmek anlamında, yani SPK işte kötüdür, şudur budur. Bu yasanın henüz daha yeni çıktı. Bu ağaç yeni dikildi. Daha yeni çiçek açacak. Sonra meyve vermeye başlayacak falan. En erken 2 yıl 3 yıl sonra görürüz. Ve ondan sonra biz bilimsel çalışmalarda şeyi değerlendirebiliriz. Ondan önceki 10 yılda yatırımcı hakları nasıldı, şimdi nasıl gelişiyor? Ben kesinlikle bu konuda yeni yasaya hem %100 destek verdiğim gibi Sayın Vahdettin Ertaş'ın da oradaki niyetini bildiğim için. Yani önemli olan niyettir yani. Niyetini bildiğim için de bu çalışmanın, yani şu çalışmada eğer esaslı bir rapor yayınlanırsa piyasalarda güvenini çok arttırıcı bir unsur olacak. Sadece 3 dakikamız kaldı. Altınla ilgili sorular var. Evet. Altındaki serbest düşüş nerede durur diyorlar ve de altın alımı... Şimdi mi olmalı diye soruyor. Ben şimdi dünkü webinarımı mutlaka Abdullah Aktürk oradan sormuş, izlesin, alınır mı diyor. Her fiyattan, her yerden alınır. Yeter ki şu kadar zarara katlanıyorum deyip onu stop yapsınlar. Figen, ben şeyi açtım, altın grafiğini açtım. Şimdi arkadaşlar verecekler, grafikte ne olduğunu gösteriyorum. Sen altın konusunda ne düşünüyorsun, onu bir şey yapalım istersen. Ben orada hocam size katılıyorum. Bir fiziki satış olduğunu düşünmüyorum ons altında. Daha çok kaldıraçlı türev enstrümanların, kaldıraçlı türev enstrümanların bir stoplusu oldu 1320'de yıllık destekte. Onun bir sert düşüşü. Ben de size katılıyorum. Hani bu seviyelerden ben gram altında da ben özellikle gram altında alım kesinlikle öneriyorum. Hani ya, 76-30'larda. Şu sıralarda. Figen, o zaman senle, daha düşer mi peki? Daha bir, ya hani hocamın dediği gibi birazcık daha düşüşe göze alıyorsanız altın bence alınır. Şu an 4-5 tane dev yatırım bankası dünyanın zaten altından bir şey olmayacak diye rapor yayınladı. Eyvah. Yani bence altının dibe gelmiş olduğunu en önemli göstergesi bu. Hmm. Dün tweetten en az 4-5 mesaj geçti. Altın 1100'lere düşecek, 1000'lere. Ben de dün webinarda dünya altın üreticilerinin maliyetlerini verdim. Onz maliyetlerini. 1170 civarında falan 1170. Mı hocam? 1170. Çıplak maliyette, nakit maliyette 780-900 arası. $777. Şimdi 1100 dolara mal eden adam, o zaman altın madenleri teker teker kapanmaya başlar. Bu otomatik olarak altının yukarı gitmesi demektir. Bir kere altını olanlar artık tutsunlar. 2-3 ay sabır. Yani 2-3 ay minimum sabır bence. 1200 doların altını da gördü. Burası 10 yıllık getirinin 2 yılda yarısı gitti.
Yani 10 yıllık getirinin sadece 2 yılda yarısı gitti. %50 Fibonacci'nin altına geldi. %61.8 çizgi altın rasyoya geldi. Bu aşamadan sonra artık ben de satış önermiyorum. Alım dediğinizde biz alım önerdiğimiz anda yatırımcının algısı şöyle. Ben bugün alacağım hemen yükselmeye başlayacak. Böyle bir şey de yok. Ama ben önümüzdeki 3 ay içerisinde 1320-1400 aralığına tekrar çıkabileceğini altının öyle düşünüyorum. Peki ne kadar alım olursa o kadar da yükselme de söz konusu olmaz mı bir yandan da? Tabii ya, şu an fiziki alımlar var sadece. Ha. Fonlar satış yapıyor ve bu fonlar o kadar çok sattılar ki artık bundan sonra bu fiyatın da altına ben satacaklarını düşünmüyorum. Raporlar da zaten geldi. Bundan sonra bir dengelenme ve dip oluşturma çabası yapar diye düşünüyorum. Ondan sonra da hiç beklenmedik bir anda bir hızlı sert yükseliş olabilir. Yani Amerika'dan gelecek çok kötü bir veri altını çok fırlatabilir. Yani parasal genişleme devam edecek diye. Şimdi son bir soruya bakalım. Borsa Figen. Borsa peki, ne düşünüyorsun? Bir dakika kaldı. Borsa İstanbul. Yani şöyle söyleyeyim. Dolar ve faizin tansiyonu dün düşmeye başladı. Bugün de düşmeye devam ederse bono ve dolar tarafında. Özellikle dolarda 1.90'ın altına inip inmediğini takip etsinler. Tahmin 7.44 gösterge faiz şu an. Bono'da 7'ye yaklaşması, dolarda 1.90'ın altı Borsa İstanbul tarafını rahatlatır. Dün FED'den açıklamalar vardı. Ya birazcık FED odaklı gidiyor Borsa İstanbul'daki tabii, hareket. Öyle artık öyle. Desteğin neresi endekste? Son pozisyon boşalt benim 73.000'di hocam. Tamam. Özür dilerim. Orta vadeli trend desteği var ya 69.000-70.000 civarında. Bu yükselişten sonra şimdi geri çekilme olursa desteğin neresi? Bu sefer 69.000-70.000. O bir önceki dibe bakacağız. Biraz daha orta vadeli bakıyorsun. Orta vadeli ondan sonra ama diyeyim 73.000, 70.000 destekler. Borsa açıldı şu an 76.500. 77.700'de gap var. Onu kapatmak isteyebilir. Bir önceki yani düşerken bıraktığı şu gap'i diyorsun. Evet. Şu boşluğu kapatmak isteyebilir. O gap'e doğru hareket etmek isteyebilir. Ama orada dolarla bononun tansiyonu Borsa İstanbul'un gidişatı. O zaman 77.500'ün üzerinde alım yaparken artık temkinli olmaları lazım. Evet. Hatta eğer 73.000'de almışlarsa biraz orada nakde geçip artık beklenebilir. Hı-hı. Evet. Peki süremiz ben de benzer şekilde süremiz de bitti hocam. Bu haftaki süremiz bitti. Nasıl bir maraton gibi oldu değil mi? Hızlı oldu ama güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı bugün paranın rotasının konuğuydu. Pazartesi günü saatler 9'u 10 geçeyi gösterdiğinde yeniden karşınızda olacağız paranın rotasıyla. Az sonra haberlerde birlikteyiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.